Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Balgöç yıl sonu gösterimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Derneğimizin Sayın Genel Başkanı, Federasyon Başkanımız, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, İnegöl'de faaliyet gösteren değerli sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, saygıdeğer muhtarlarımız, değerli misafirler, 19. Balkan Şöleni'mize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu akşam izleyeceğiniz bu gösterilerle ilgili serüven aslında 2001 yılında başladı. 2001 yılında 21 yıl önce henüz 13 yaşındayken ben bu ekibe dahil oldum. 13 yaşından beri bu ekibin içerisinde, bu derneğin içerisinde faaliyet gösteriyorum. İyi ki de dahil olmuşum diyorum geriye dönüp baktığımda. Çünkü burası bana çok önemli meziyetler kattı manevi anlamda. Burada biz arkadaşlarımız o küçük yaşlarda birlik olmayı, beraber olmayı, birlikte bir şeyleri başarabilmeyi öğrendik. En azından şu da var, benim açımdan önemlisi bu dernek bana İnegöl'ü, ülkemi yurt dışında temsil etme gururunu yaşattı. Ben bu anlamda bu gururu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Tabii ki bu noktalara kolay gelmedik. Kurulduğumuz ilk günden, yani ekip olarak ekibin kurulduğu bugünden bu yana birçok kez dışarılarda, okul bahçelerinde, soğukta, karda, kışta çalıştık. Ama şu anda çok güzel bir binamız var. Çok güzel bir bina yaptık, çok güzel bir tesiste kavuştuk. Bu tesisin yapımında önderlik eden onursal başkanımız Sayın Alaaddin Kırcalı'ya ve dönemin yönetim kurulu üyelerine ve dönemin İnegöl Belediye Başkanı Sayın Ali Aynur Aktaş'a bu tesisleri bizlere kazandırdıkları için huzurlarınıza tekrardan teşekkür ediyorum. Balgöç İnegöl Şubemizin düzenlediği 19. Balkan Şöleni'ne hepinizi şahsım adına ve Balgöç Teşkilatı adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
Kurucu Genel Başkanımız Mümin Gencoğlu Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiğinde gelip yerleştiği ilçemiz olan İnegöl, Balgöç içinde çok ayrı bir yere sahiptir. Aynı zamanda Balgöç'ün merkez dışında ilk açılan şubesi de İnegöl Balgöç'tür. Programın hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel, çok keyifli geçtiğimin farkındayım. İnşallah her günümüz böyle olsun diyorum. Birlik, beraberlik içerisinde olsun diyorum. Emeği geçen Ertan Başkanımıza, katkısı olan yöneticilerine, sponsorlarına, paydaşlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diyorum ben, saygılar sunuyorum. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Tüm hanımefendileri, beyefendileri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Az önce Alper Başkan da söyledi, sözü uzatmaya çok gerek yok ama ben buradaki her bir kardeşimizin Balgöç'ün niçin kurulduğunu, Balgöç'ün ne amaçlarla hizmet ettiğini iyi bilmesi lazım. Balgöç 12 Ocak 1985'te kurulmuş, 37 yıldır İnegöl ilçemizde de, Bursa'mızda da, ülkemizin farklı şehirlerinde de hizmet eden önemli bir kuruluş. Evet, sırf Türk oldukları ve Müslüman oldukları için Bulgaristan'da göçe maruz bırakılan, yıllarca eziyetler gören, farklı farklı tarihlerde isimleri değiştirilmeye çalışılan, örf ve adetinden uzaklaştırılmaya çalışan insanları bu hak ve menfaatlerini muhafaza etmek adına çok hayırlı bir dernek Balgöç. Ben tabii Balgöç'ün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm büyüklerimizi, ölenleri rahmetle, hayatta olanları da sağlıkla, sıhhatle anıyorum. Ertan kardeşimize de çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bildiğiniz gibi her ne kadar Balgöç denince Bulgaristan akla gelse de Makedonya'da da, Kosova'da da, Batı Trakya'da da, Bulgaristan'da da, Romanya'da da bir Türk nüfusunun varlığını ve orada soydaşlarımızın olduğunu buradaki her bir kardeşimizin bilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet, yanımızda İnegöl Balgöç Başkanı Avukat Ertan Başdere var. Başkanım, bu akşam 19. Balkan Şöleni vardı. Mükemmel bir ambiyans vardı burada. Çocukları gördük, gençleri, yani en şöyle söyleyeyim 6-7 yaşından 18 yaşına kadar birçok balesinden, valsine kadar, Balkan halk oyunlarına kadar her şeyi gördük. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Yani ne soracağım diye düşünüyordum ama şunu söyleyebilirim. İlk önce ben tebrikle başlamak istiyorum. Pası size atıyorum direkt yani. Ben de katılımlarınızdan ötürü öncelikle teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bugün 19.sunu gerçekleştirdiğimiz bir Balkan Şöleni vardı. Çok yoğun bir katılım sağlandı buraya da. Sağ olsun protokolümüz de gecemize teşrif etti. 2001 yılında kurulan bir ekibimiz var. 19.sunu gerçekleştirdiğimiz bir Balkan Şöleni'miz var. Biz burada, bizim amacımız sadece burada çocuklarımızı halk oyunları oynasınlar, daha sonra evlerine gönderelim değil. Bizim amacımız burada doğup büyüdüğümüz, yetiştiğimiz, koparılmak zorunda kaldığımız toprakların örfünü, adetini çocuklarımıza halk oyunlarını öğretmenin yanı sıra biz ülkemizin 7 bölgesine ait halk oyunlarını çocuklarımıza öğretip çocukların milli duygularımızı aşılama amacındayız. Bugün hatta bununla ilgili bizim ekibimizin, derneğimizin misyon edindiği bir sözü de bugün duvarımıza yazdık. Bizim için halk oyunlarını oynamak şeref, oynatmak görev, yaşatmak kutsallıktır bilinciyle hareket ediyoruz. Biz görevimizi yerine getirdik. Bugün katılım sağlayan tüm ilçe halkımıza, Bursa'dan gelen misafirlerimize, protokolümüze şükranlarımı sunuyorum. Bildiğim kadarıyla siz de bu halk oyunlarından geliyorsunuz. Yani çocukluğunuz buradan başladı. O nedenle daha bir özen gösteriyorsunuz diye düşünüyorum. Ya da siz başladığınızda bugüne geldiniz ve bu kurumun başkanı oldunuz. Daha ben şöyle görüyorum, burası daha da büyüyecek gibi, özellikle halk oyun anlamında, halk oyunları anlamında. Sizin böyle bir planınız var mı? Yani dediğiniz gibi ben bu dernek çatısı altına girdiğimde 13 yaşındaydım. 13 yaşında bu ekibe dahil oldum. 13 yaşından bu yana ekipte çeşitli görevlerde bulunduk. İnegöl'ümüzü, ülkemizi yurt dışında temsil etme gururunu yaşadık. Derneğimizi temsil ettik defalarca. Tabii tabiri caizse çekirdekten geliyoruz. Derneğin birçok kademesinde görev aldık. Dansçı olduk, eğitmen olduk. Daha sonra işimizi elimize aldığımızda yönetim kurulu üyeliği yaptık. Genel sekreterliğini yaptım. Şimdi de başkanlık nasip oldu. Bu dernek bize çok şey kattı, çok şey verdi manevi anlamda. Bizim de bu borcumuzu, vefa borcumuzu bu şekilde ödeyebileceğimizi düşündük. Bize bu fırsatı verdiler. Biz de görevimizi elimizden geldiğince layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi ekiple alakalı da pandemiden dolayı aslında bizim ekibimiz yaklaşık 120-130 dansçıdan oluşuyordu. Ancak pandemi nedeniyle maalesef kopmalar oldu. Bu akşamki gösterimizde 85 tane dansçımız vardı. Bizim için aslında standartların altında bir sayı yani ekibimiz anlamında. İnşallah bunu ilerleyen dönemlerde 150-200'e kadar çıkartmak hedefimiz. Dediğimiz gibi biz Atatürk'ün sözünü bu konuda kendimize misyon edindik. Bu doğrultuda da çalışmalara devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.